yaşları 15 ile 30 arasında olan bir üniversitede talebe, bir iş yerinde çalışan, annesinin babasının yanında hizmette bulunan, liseye giden veya hayatı herhangi bir yerde yaşayan bütün mümin genç kardeşlerime, hanım kızlarıma, delikanlı beyefendi olacak kardeşlerime hitap ediyorum. Bu ümmetin yarını olan Müslüman gençlere söylüyorum. Hepinizi Allah'ın selamı ile selamlarım. Allah'ın gökleri ve yeri kuşatan rahmetinin sembolü selam size olsun derim. Benim bir kitabımı satın almanızı, bana ekonomik bir destek vermenizi veya benim yanımda durmanızı, benim bulunduğum vakıfta bulunmanızı, bana Facebook'tan destek vermenizi veya herhangi bir şeyi asla sizden istemiyorum. Sadece Allah rızası için beni dinleyin diyorum gençler. Biraz bana kulak verin. Çünkü sizden önceki, bir önceki nesil, bu ümmetin topraklarının kafirler tarafından işgal edildiği, seferberliklerin ilan edildiği, insanların açlık çektiği, ekmeğin karne ile satıldığı dönemin insanlarıydılar. Tabii afetler, savaşlar ve siyasi entrikalarla boğulan bir nesil oldular. Allah onların müminlerine rahmet etsin. Büyük zorluklar ve büyük meşakkatlerle, kilolarının hacminin üstünde sıkıntılarla karşılaştılar. Sonra da büyük fırtınalar gibi imansızlığa karşı, Allah ile bağlarının kopulmasına karşı ağır dalgalar geçirdiler. Bu yüzden sizden önceki nesil moralsiz ve heyecansız bir nesil oldu. Oğlu bir devlet dairesinde memur olsun da, böylece hayatı, ekonomisi garanti altında olsun da, ne olursa olsun demek zorunda hissettiler kendilerini. Ekmeklerini kaybetmeden önce morallerini kaybettiler. Allah'a itimatlarını kaybettiler. Genç kardeşlerim, her şey burada oldu zaten. Morallerini kaybettikten sonra o insanlar, biz Allah için bu dünyada varız, Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz nasıl olsayı, sadece cenazelerde tabutların üzerine konan bezde yazılı gördüler. Allah'tan gelip Allah'a gittiğimizi, rızkımızın Allah'ın elinde olduğunu, O'nun yaratıp O'nun öldürdüğünü, O'nun emri olmayan hiçbir şeyin bu dünyada olamayacağını, kafire de güç verenin Allah olduğunu, iblisi hareket ettirenin Allah olduğunu, karıncaları ihmal etmeyen Allah'ın mümini ihmal etmeyeceğini ama onu cennette yüksek makamlara götürmek için dünyada biraz ona imtihanlar gönderebileceğini anlayamadılar. Anlamakta zorlandılar.
anlasalar da uygulayacak yer bulamadılar. Çünkü rızkı açısından, geleceği açısından, teminatları açısından moralsiz bir nesil çıktı ortaya. Bu moralsizlik ekmeksizlikten, susuzluktan aşağı kalır bir sıkıntı oluşturmadı o nesil için.